Kule Site'de bu yıl 10.sü yapılan Geleneksel Türkel Sanatları Şöleni sergisini, daha doğru bir ifadeyle topaç ustası Ekrem Demirbaş'ı ziyaret ettik. Ekrem Usta, topaç ve diğer ahşap ürünleri olan yoğun ilgi nedeniyle onca telaşının ve telefon trafiğinin arasında Medda Osmanaga'nın oyunlarına da eşlik etti. Topaç yapım standını genci yaşlısı, oyuncaklara ilgi duyan onlarca insan sardı. Biz de küçük büyük demeden hem sohbet ettik hem de topaç çevirdik. Oynadığımız oyunlar paylaşımlarla binlerce kişiye ulaşacak. Medda Osmanaga sunuma başlamasına başlayacak ama elinde topacı tutabilirse. Merkez Kule Site'deyiz. Topaç ustası Ekrem Demirbaş'ın elindeki neredeyse küçük karpuz büyüklüğündeki kocaman topaca gözü kaymış olacak ki sunumda dikkati dağıldı. Büyük binalara önlülük verdi. Bu da topacın önlülüğü yani. Topacın büyüklüğünü anlatırken bilgi oyunundaki atışlarda kullanılan illiliğin adını önlülük şeklinde ifade ettiği küçük dil sürtmeleri gözümüzden kaçmadı. Topacın önlülüğü iki iple dönüyor yani öyle... Kolay değil yani. Magazini bir yana bırakırsak, topaç atmayı sevenler Ekrem Demirbaş'ın standının önünde toplandı. Medda Osmanaga iyi bir öğretmen olduğuna inanıyor. Topaç atmayı birine öğretene kadar yakasını bırakmıyor. Öyle miydi o ya? Döndürene kadar yaptıracağım ben. Olmaz ya, boş ver. Yok, boş vermem. Hayatta ben iyi bir öğretmenim. Öyle mi? Kızlar ilk defa attıklarında başarılı olamayınca Medda Osmanaga tekrarlamaktan vazgeçmedi. Yok, sen de yapacaksın, sana da yaptıracağım şimdi. Medda Osmanaga yukarıdan aşağıya doğru erkek atışından bahsediyor gibi ama kızların topacı ilk defa ellerini aldıklarına eminim. Kız atışını göstererek başarmalarını sağlayabilir. Sizce de kızlar çevirebildiler mi topacı? Buna birazdan bakacağız ama önce eskilerin topaç yorumlarını dinleyelim. Tekrar tekrar atılan topaçlar, çevredeki 60 yıl öncesinin çocukları olan ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Onlar da topaç çevirmek istedi. Kimisi unutmuş, kimisi hala çocukluk yıllarının kıvraklığıyla topaca çevirdi. Osman Bozdemir, namı diğer Medda Osmanaga hem topaç sarmayı ve atmayı gösterdi hem de esprileriyle herkesi güldürdü. Vay yavrum vay, nasıl döndürdün lan? Kurumuza da şu çukurumuza koyardık. Orada döndürürdük. Eskiden iyi atardık diyor. Hadi gel attım. Sen de attın önünü görün diyor. Benim gibi görün de ondan sonra. Var, var. Bu arada biz bir şey bulamazdık. Şimdi üstünde yapardık. Testten geçtin mi geçmedi? Ha? Testten geçtin mi? Eğlence arkadaş, ne olacak? Getiremeyenler de var. Bak, gördüm. İşte böyle. Olmadı. Olmadı ya. Unutmuşsun, unutmuşsun. Öğrenelim, hatırlayacağım. Unutmuşsun, unutmuşsun. Atmasını öğrenelim de. Ben saracağım, seni atacağım. Ben dediğim gibi atacağım. Dur sen şimdi. Ben sana öyle de geçeyim. Aşık oynuyorum abi. Aşık da oynadık, bunu da attık. Tabii ya. Tabii, aşık var he. Seninle aşık atılmaz ama olsun. Ben sana atacağım. Sıra geldi Z kuşağını gömdüğümüz bölüme. Tabii ki şaka yapıyoruz. İşte geçmişi hayırla yad eden amcalardan birisi. Biz onları karşı karşıya getirip kavga ettirmiyoruz ama mesajların dolaylı olarak sahibine ulaşmasını sağlıyoruz. Geleceğimizin pırlanta gibi genç neslini de köklerimiz olan büyüklerimizi de yani atalarımızı da dinliyoruz. Haklı oldukları taraf da var. Yani çok güzel böyle hatıralar vardı ama şimdi ne bileyim o çocukluk anı, çocukluk zamanımız gerçek olarak çok tatlıydı, çok güzeldi. Yaşama sevinci vardı. Şimdi de sen hiçbir şey yok ki. Onlar internete alışmış. Tamam. Onların işi. Seninle gidince var ya dede filan diyorlar. Manevi durumdan kaynaklanıyor. İnternette telefonu eline almış. Gidiyor odasına. Odasında kim gelmiş, kim gitmiş filan. Bunları filan var ya şey yapmıyor. Artık o hale gelmiş. Bizim zamanımızda televizyon gibi bir şey yoktu ki.
Biliyorsun bir sohbet vardı, muhabbet, arkadaşlık vardı değil mi? Şimdi arkadaş maddiyata düşmüş. İşte tatlı bir aile, çocuk ruhlu bir baba ve oğluyla hem topaç çevirdik hem de ayaküstü oyun oynadık. Özür kulağını. Şimdi hop iki yer değiştirecek. Şöyle hop. Öyle değil bak. Şöyle hop deyince şu şeye gelecek. Ne yaparsam yapacağım, ne dersem diyeceğim. Hadi. Gösteriyorum bak şimdi. Tombik, 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 hop, tombik, hop, tombik, 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 tombik. Aferin. Bakalım baban oradan dikkatli, o yapabilecek mi bakalım. Hadi babası. Hadi gösteriyorum bakalım. Bak şimdi. Tombik, 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 hop, tombik, hop, tombik, 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 tombik. Nasıldı? Yeni başlayalım. Tombik, 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 hop, tombik, tombik, hop, tombik, 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 tombik. Ama bir şey atladı yine. Bir daha bak. Gösteriyorum bak şimdi. Tombik, 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 hop, tombik, hop, tombik, 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 tombik. Tombik, 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 hop, tombik, hop, tombik, 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 tombik. Güzel. Gösteriyorum bak şimdi. Ne dersen diyeceğim, ne yaparsan yapacaktık ya. Gösteriyorum bak şimdi, espri orada. Ondan sonra, karlı oynarlar mı? Oynaması için, bizi aldık, ne sardık, hani bıraktık ya. O yo-yo, o yo-yo. Bunlar sardık. Yapabilir miyim acaba? Ben başka bir kaza edeyim. Hızlı, at çek. Allah. Oo, aksa olay. Hadi yaptı bak. Vay. Çok güzel mi? Çok güzel mi? Güzel değil mi? Hayal güçlerim de yok çocuklar. Ben yapamıyorum. Niye? İşte böyle ya. Sen bir de biraz yapıyorsun. Şöyle elini alırdık, şöyle dönerdi o. Ya. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tatlı derken yeni bir aile daha geldi. Göstereceğim ben sana. 3. Sonra daha tatlı bir şey. Anne! Annesi! Bak! Dönüyor. Bu kadar oyunun içine birazcık felsefe de katalım. Yere düşüp batmak kelimesinin literatürünün tezahürü bu. Önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek işte. Topa çevirememiş olmak da Medda Osman abi için mutluluk kaynağı. Topacın böyle bir enerjisi var. Peki kızlar ne yapmıştı? İşte Osman Bozdemir iki meraklı genç kızın topaç çevirmesi için birkaç atış daha yaptırdı ve nasıl atmamaları gerektiğini gösterdi. Böyle atıyorsun sen. Birkaç denemeden sonra her ikisi de başarılı bir topaç atışı yaptı. Hala dönüyor.